yolu enfeksiyonu çocukluk yaş grubunun sık görülen enfeksiyonlarından biridir. Özellikle nedeni bilinmeyen ateşi olan çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu mutlaka araştırılmalıdır. Erken teşhis ve tedavisi yapılmayan çocuklarda gelecekte tansiyon yüksekliği, böbrek yetmezliği ve kız çocuklarda gebelik problemleri gibi birçok ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Erken yaşta özellikle bebeklik döneminde geçirilen, tedaviye geç başlanan ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarında böbrek hasarı gelişme riski daha yüksektir. İdrar yolu enfeksiyonu mesanede yerleşmişse sistit, böbrek tutulumu varsa pielonefrit olarak tanımlanır. Sistit ağrılı ve sık idrar yapma, daha küçük çocuklarda ise idrar yaparken huzursuzluk, idrar renginde ve kokusunda değişiklik ile dikkati çekebilir. Akut pielonefrit genellikle yüksek ateş, kusma, huzursuzluk ve bazen ishal ile birliktelik gösterebilir. İdrar yolu enfeksiyonunun kesin tanısı idrar kültürü ile konulur. Ancak idrar kültürü sonucu aynı gün sonuçlanmadığından, tam idrar tahlili hızlı sonuçlandığından, idrar yolu enfeksiyonu şüphesi olan çocuklarda tam idrar analizi sonucu ile beraber tedaviye başlanması uygundur. İdrar yolu enfeksiyonunun tedavisi antibiyotik ile yapılır. Ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçiren küçük bebekler ve ağızdan alımı bozulmuş genel durumu kötü hastalarımızı hastaneye yatırarak tedavi ediyoruz. 2-3 gün hastanede tedavisi yapılıp ateşi kontrol altına alınan ve genel durumu düzelen hastalarımızın antibiyotik tedavisi ayaktan 7 ila 14 güne tamamlanıyor. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonunun önemli bir bölümü veziko-üretral reflü hastalığı ile birliktedir. Veziko-üretral reflü hastalığı mesane ve böbrekler arasında idrarın ters akımı yani böbreklere doğru idrarın geri kaçmasıdır. Veziko-üretral reflü 5 yaşın altında idrar yolu enfeksiyonu geçiren bütün çocuklarda araştırılmalıdır. Önlem alınmazsa veziko-üretral reflü böbrek hasarına neden olabiliyor. Ülkemizde çocukluk çağında görülen böbrek yetersizliklerinin hala en sık ve en önemli nedeni çocukluk çağında geçirilen idrar yolu enfeksiyonlarıdır. Bu yüzden ilk defa idrar yolu enfeksiyonu geçiren hastalarda öncelikle ultrasonografi ile böbrek ve mesane değerlendirilmelidir. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan hastalarımızda veziko-üretral reflü rahatsızlığı mutlaka ekarte edilmelidir. Anne karnında yapılan ultrasonografide saptanan böbrekle ilgili bozukluklar doğumdan sonra mutlaka takip edilmelidir. Koruyucu tedavi olarak yeterli sıvı alınımın ve hijyenin sağlanması, sık aralıklarla mesanenin boşaltılması, kabızlığın önlenmesi, varsa işeme bozukluklarının düzeltilmesi ve erkek çocuklarda sünnet yapılması önerilir. Bu önlemlerin dışında bazı seçilmiş hastalarda koruyucu antibiyotik tedavisine başlanılır. Sonuç olarak çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları kalıcı böbrek hasarına neden olabileceğinden çok önemlidir. Özellikle nedeni bilinmeyen ateşi olan çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu mutlaka dışlanmalıdır. İdrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda veziko-üretral reflü tekrarlayan enfeksiyonlara neden olabileceği için atlanmaması gereken önemli bir atlayatan nedendir.